Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Adana Seyhan'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Rumeli'ye konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Güler Kuru var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Güler Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz ekip olarak. Rica ederiz, keyifle ağırlıyoruz. Çok sağ olun. Güler Hanım, ben bu güzel lezzetlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerime Güler Hanım'ı tanıtmak istiyorum. Güler Hanım kimdir? Sektöre girişi nasıl oldu? Bir heves miydi, bir beklenti miydi? Şartlar mı böyle gerektirdi efendim? Aslında Güler Hanım bu sektörde çok yabancı. Sonradan başladı. Fakat çok severek, keyifle devam ediyor. Amacı butik bir restoran olmak, kendine has spesiyel yemekleri olan güzel bir yer yaratmak, evet. Adana'da olmayan bir konsept sunmak Adana'daki insanlara. Başardığımı düşünüyorum, keyifle çalışıyorum. Kesinlikle. Daha önce farklı sektörlerde çalıştım. Özellikle de bir bayanın 40 yaşından sonra çalışmasını tavsiye ediyorum. Tamam, bunun nedeni ne peki Güler Hanım? Neden? Kadınlar 40 yaşından sonra biraz atıl hissediyor kendisini. Değersiz hissediyor. Bu kendi kendine değer vermek diye düşünüyorum. Evet. Daha aktif olmak diye düşünüyorum. Hele insanlara böyle lezzet konusunda süper lezzetler sunmak, onları mutlu göndermek beni acayip keyifli yapıyor. Bu işte sadece geçici bir kazanç amaçlı kalmayı düşünmüyorum. Kalıcı, kalite, marka değil, kalite olmak istiyorum. Kalitemle anılmak istiyorum. Ustamın sunduğu lezzetlere çok güveniyorum. Adana'da olmayan şekilde Ege ağırlıklı mezelerimiz var. Evet, bunlardan bizlere bahseder misiniz? Bu güzel lezzetler nasıl tabii hazırlanıyor? Tabii ki mutfağımda en güzel hijyen şartlarda hazırlamaya çalışıyoruz. Tamamen doğal ürünler kullanıyoruz. Mesela bir Rus salatamızda mayonezimizi kendimiz yapıyoruz. Zeytinyağımız İzmir'den geliyor, peynirimiz. Evet. Damak tadına çok önem veriyoruz. Sağlıklı damak tadına önem veriyoruz mutfağımızda. Evet. Hiçbir zaman bir sanayi ürünü kullanmıyoruz. İnsanlar evlerinde hangi evlerindeki mutfakta hangi ürünü kullanıyorsa onu kullanmaya özen gösteriyoruz burada. Bu konuda Yılmaz Usta'ma çok güveniyorum tabii evet. ki. Birlikte bazı şeyleri hazırlıyoruz. Hatta ilerideki zamanlarda birlikte sunum yapmayı düşünüyoruz. Beraberce? Evet. Konseptimiz Adana'da olmayan eğlence tarzını insanlara yaşatmak. Bilindik işte fasıl değil. Tabii ki fasılı hiçbir zaman yadırgamıyoruz. O da çok güzel bir müzik. Biz de farklı bir lezzet sunsun, tatsın insanlar. Farklı bir lezzetle burada eğlensin. Hem eğlence anlamında hem yemek anlamında. Bunları düşünüyoruz. Hedefimiz iyi, sağlam kalmak, kaliteli kalmak. Evet. Peki müşterimizi burada memnun etmek. Kesinlikle bunu da başardığınızı zaten görebiliyoruz. İnşallah. Burada çeşitli organizasyonlar düzenliyor musunuz peki? Özel evet. günler ya da evet. Ne tür müzikler? Mesela iki gün önce, dün akşamdı. Sirkati evet. gösterimiz vardı. Çok evet. keyif aldı insanlar. Bizim bir sloganımız var. Tabaklar kırılsın, kalpler kırılmasın. Evet, harika. Güzel tabak kırdık, kalp kırmadık. Değil mi? Gerçekten insanlar evlerindeki rahatlığı burada, bu lezzet durağında bulabiliyorlar diyebiliriz. Öyle düşünüyorum. Onu vermeye çalışıyorum. Evet. İnsanlar buradan yüzlerinde mutlulukla gidince acayip keyif alıyorum. Tabii ki her işletme kar amaçlı açılır. Kurulur, evet. Bir kazanç için açılır ama benim amacım burada başarılı olmak. Para nasılsa gelir. Değil mi? Diye düşünüyorum. Yani başarılı olmak, kaliteli hizmet vermek, kaliteli yemek sunmak. İnsanlara değişik lezzetle bir eğlence sunmak. Adana'daki konseptler tamamen birbirinin benzeri çünkü. Evet. Belki de onun için fazlaca rağbet aldım. Güzel bir dönüşüm var. Yanılmadım diye düşünüyorum. İnşallah ileride de yanılmam. Evet. Uzun süreli kalırım. Evet. İnsanlar beni her zaman tercih eder. Lezzetlerim konusunda da yanılmadım. Kendimize güveniyoruz diyebiliriz. Aslında kısacası evet. biz önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla burada hareket ediyoruz. Evet.
Evet. Kesinlikle. Şüphesiz burada benden bu ekran başındaki izleyicilerimi hatırlatmak istiyorum. Rumeli'ye geldikleri zaman güler yüzü, güveni, kaliteyi ve farklı bir ticaret anlayışını göreceklerdir diyoruz. Peki Güler Hanım, kaç metrekarelik bir anda kaç personelle çalışıyoruz burada? Burada 100-110 metrekarelik bir yerim var. Çok büyük değil aslında. Evet. Eleman sayımda 7-8 kişiyle personel olarak hizmet veriyorum. Evet. Peki burada aynı anda kaç kişiyi ağırlayabiliyorsunuz? Yani rahat oturumla 65-70 kişiyi rahatlıkla ağırlıyorum. Ama biraz sıkıştırırsam bu 85-90'a geliyor. Tabii kaliteden hiçbir şekilde taviz vermeden. Hayır, vermiyorum ama müşterilerim çok bazen baskı yapıyor. Olsun, biz sıkışmaya razıyız, gelelim diyorlar. O zaman da hizmet kalitem düştüğü için onları üzmeden bir dahaki sefer ediyorum, gelirsiniz. Çünkü ben burada sizi güzel eğlendirerek göndermek istiyorum. Mutlu bir şekilde. Mutlu olun istiyorum. Kesinlikle, ama bunları yapmanızdaki en büyük neden yapmış olduğunuz için sevmek diyebilir çok miyiz? Çok seviyorum. Değil mi? Çok seviyorum. Diyorum ya, aslında hiç hayalimde olmayan bir meslekti. Fakat acayip severek yaptığım bir meslek. Bedenen asla yorulmuyorum. Ama elemanlarım da sağ olsun bana çok destek. Bir ekip diyebiliriz. Ekip ruhu diyebiliriz. Yani bu ekip işi gerçekten. Evet. Ekip işi deyip. Zaten arkandaki ekibin güçlü olmasa hiçbir şey yapamazsın bence. Kesinlikle. Yapamazsınız. Kesinlikle. Peki sektöre baktığımız zaman da gerçekten irili ufaklı da olsa bölgenizde ve Türkiye genelinde bazı firmaların faaliyet gösterdiğini görebiliyoruz. Evet. Sektördeki sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özellikleriniz neler? En büyük özelliğim yani eğlencemin farklı olması. Ne tür bir eğlence peki bu? Şöyle, benim bir 4 kişilik orkestram var. Adana'da kalıcı bir orkestrası olan bir eğlence merkezi yok. Barlar var. Evet. Ayrıca bir hani saz ekibi getiren mekanlar var. Evet. Ben de kalıcı bir orkestram var. Müzik tarzım belli. Hiçbir zaman müzik tarzımızdan taviz de vermiyoruz. Belki tercih etme nedenleri o oluyor. Değişik tarzda Türkçe ağırlıklı Yunanca parçalarımız, tabii ki diğer arabesk parçalara asla yatsımıyorum. Evet. Fakat bizde o tarz müzik yok. Evet. Veya işte çok klasik oyun havaları yok. Evet. Daha farklı bizde. Bu şekilde eğlencelerimiz devam ediyor diyebiliriz. Peki Rumeli'yi biz ilerlerde nerelerde görebileceğiz? Çeşitli şehirlerde şubeleşmeyi düşünüyor muyuz? Zaman gösterecek. Zaman hedeflerimizde mutlaka vardır. Şöyle söyleyeyim, aslında bunu hiç düşünmüyordum. Benim amacım, az önce de söyledim, butik restoran olayım. Kendi has yemekleri olsun. Kalıcı. İnsanlar burada gelsin, buraya has şeyler yesin. Fakat dönüşüm o kadar güzel ki sizin gibi hemen sorular geliyor. Bunu zincir restoranta çevirecek misiniz? Neden olmasın? Düşünebiliyorum. Neden olmasın, yani şimdiden sonra belki de farklı konsepte farklı şeyler yaratırım. Peki Güler Hanım, bu güzel lezzetlerden bahsetmek istiyorum. Bunlar nasıl hazırlanıyorlar? En hijyen şartlarda hazırlanıyor. Mesela evet, şunu gösterebilirim. Ançoyuz ezmemiz. Bu bize özel Rumeli çıtırı. Rumeli çıtır. Evet. Deniz börülce. Özel marine edilmiş domates kurusu, haşhaş tatlımız. Haşhaş tatlımız buraya da var. Özel, artık bizim özel spesiyalimiz olduğu gibi bir şey. Çok beğeniyor insanlar. Kalimeros. Bu da bize özel bir meze. Evet. Fava ve girit ezmemiz var. Gerçekten ürün yelpazesi çok geniş. Geniş. Her damağa göre zevk var diyebiliriz. Ama sıcak yemeğimiz suğulaki. Suhlaki. Suhlaki. Suhlaki, evet. Peki bunların özel içerisinde neler var? Özel marine edilmiş, kontrfile etten yapılıyor. Müthiş lezzetli bir yemek. Çok tercih ediliyor burada. Hatta Foursquare'da açıp bakabilirsiniz. Çok övüyorlar. Evet, harika gerçekten. bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı Güler Hanım, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu keyifli röportajdan dolayı teşekkür ediyorum. Peki buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, yani tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Tabaklar kırılsın, kalpler kırılmasın sloganıyla çıktığımız bu yolda destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Biziz. Sağ olun. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz efendim. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı, bu keyifli röportajdan dolayı, bu güzel şehrimize, Adana'ya katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere önce hizmet, daha sonra da ticari hayatınıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz, bizi onurlandırdınız. Çok sağ olun efendim. Onur bizlere aittir. Çok sağ olun. Teşekkürler.
Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Adana Seyhan'dan seslendik ve bir lezzet durağı ile beraberdik. Rumeli'ye konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyo'nda.